Efendim, mobilya ya da yatak deyince Türkiye'de üretiminden ihracatına en önemli isimlerden, hatta bu işin tarihçesi diyebileceğimiz isimlerden biriyle birlikteyiz. Mobilyayı konuşacağız, mobilya sektörünü konuşacağız. Gelecekte nereye gidecek sektör, onu değerlendireceğiz. Bugüne nasıl geldi? En önemlisi o. Bundan sonra ne olacak? Bütün bunları değerlendirmeye çalışacağız. Yavuz Bey'e hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Gerçekten siz sektör açısından çok önemlisiniz. Yani kendi şirketiniz açısından önemlisiniz. Tamam, ona bir itirazım yok. Önemli görüyor çünkü arkadaşlar. Ama sektör açısından çok önemlisiniz. Çok anlamlı ilklere imza atmış birisiniz. Onlardan başlayalım. Yani Maza diye ifade edeyim. Yani bir sürü çeşit sayabiliriz. Bir sürü adım sayabiliriz. İlk ihracatı yapan, değil mi, firma? Bir anlatır mısınız? Nasıl ilkler? Efendim, İlkler nereden geliyor? Niye o bir ilkler? defa ilklerden bahsedecek olursak, biz sanayiyi Anadolu'ya taşıyan bir firmayız. Bu da bir ilk diyorsunuz. Bu da bir Bu da ilktir. bir 1975-76'da sünger üretimiyle başladık biz. O zamana kadar bütün sünger fabrikaları İstanbul'da toplanmışlardı. Anadolu'da hiçbir sünger fabrikası yoktu. Bunun fizibilitesini yaptım, araştırmasını yaptım. Kayseri'de yaparsak üstünlüğü, avantajlar ne olur bu anlaşmaları ve dolayısıyla Anadolu'da Kayseri'de ilk sünger fabrikasını biz kurduk. Efendim, bugün 76'da başladığımız Kayseri'de 5 tane ana Türkiye'nin en büyük sünger üreticisi var. Bu yönüyle sünger sektörünün Anadolu'da gelişmesinde bir katkımız var. Katkı. Bu Şimdi bir. o önemli. İlklere geçeceğim. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Şöyle, siz o dönemde de sanayinin Anadolu'ya gitmesi için devletin çok önemli projeleri vardı. Ama öyle çok kolay gitmiyordu Anadolu'ya. Evet. Niye gitmiyordu? Çünkü bürokrasi o gün de vardı, bugün de var, yarın da olacak herhalde. Siz o bürokrasiyi nasıl açtınız? Onu anlatsanız ya bir. Efendim, şöyle çok fazla devletten bir teşvik almadık. Niçin almadık? Sebebi şu. Kayserili olmamız dolayısıyla zaten başlangıçtan bu tarafa bütün siyasi dönemlerde Kayseri kendi işini halleder. Devlet teşvikine gerek yoktur diye bir anlayış var. Bu anlayıştan dolayı almadık. Süngerden yatak işine nasıl geçtik? Oradaki mantığımız neydi? Müsaadenizle biraz ondan bahsedeyim. Buyurun. Şimdi süngerde o yıllarda Türkiye'de döviz sıkıntısı var. Amerika Kıbrıs olayından dolayı ambargo uyguluyor ekonomide. Döviz transferleri falan durmuş. Yeterince de döviz tahsis belgesi alamıyoruz. Aldığımız belge miktarı sünger fabrikasının kapasitesini doldurmuyor. O zaman ben dedim ki ortaklarımıza, biz dedim bir kısım süngeri de katma değerli hale getirip satalım. Mevcut müşterilerle rekabet etmeden nasıl olur? Sünger yatakla başladık 80'de. Sünger yataktan sonra 83'te Süngere katma değer katmak için attığınız adımdı yatak. evet. Evet. Arkasından yaylı yatağa başladık. Bir de bakıyoruz ki müşteri geliyor, yatağı benden alıyor. Yataktan sonra yorgana ihtiyacı var, çarşafa, nevresime, yastığa. Buna niye başkasına gitsin? Bunları da 87 senesinde üretmeye başladık. Böyle kademe kademe. Kademe kademe. Bir de bu arada dikkatimizi çekti. Belli bir kapasite var. Bunu satabilmek için efendim, önemli satış noktalarına ihtiyaç var. Ben Ankara'da, ortağım Yılmaz Öztaşkın İstanbul'da üçer tane örnek mağaza açtık. O mağazalarla efendim, satışlara başlayınca diğer müşteriler gelip bayi olmak için teklifte bulundular. Böylece bayilik teşkilatını bugünkü gördüğünüz efendim, mağazacılık sisteminin gelişmesini yapan biziz. Bu da sektörde bir ilktir. Bayiler toplantımızda
kürsüde şunu dedim bayilere. Ürünlerimizi satarken ağzınızı doldura doldura konuşun. Güvence verin. Her sattığımız ürünün arkasında Erciyes Dağı gibi duran bir firmayız. Garantili bizim ürünlerimiz. Garanti de ilk sizin değil mi? Evet. Ya bu alanda ve garanti ilk sizin uygulamanız. Bu garantiyi vermemiz, sağlam ürün yapmamız, güvenilir firma olmamız bizi sektörün en tanınmış markası haline getirdi. Pazar fikrini biz getirdik. Başlığı biz getirdik. Yatak koruyucuyu biz getirdik burada. Şimdi eskiden kayrolular vardı. Başlığı, ayak ucu falan. O yatak odaları gittikçe küçülüyor. O büyük kayrolların o odalara sığması mümkün değil. Baza sistemi burada. Baza sistemi Avrupa'da da yoktu. Bakınız. Yurt dışında 59 ülkede 75 mağazamız var. Bu sene 38 mağaza daha yurt dışında ekleyeceğiz bunları. Bir kısmı yapıldı, açıldı. Bir kısmı da yapım halinde. Şimdi işin başından başlarsak biz ortaklarla birlikte şuna inanıyoruz. Biraz enflasyonist bir ekonomide döviz kazanmadan Türkiye'de ayakta kalmanın mümkün olmadığını bilenlerdeniz. Mutlaka bizim döviz kazanmamız lazım. Bunun içinde ihracat şart. Sektörde ilk ihracatı yapan firmayız. Hollanda'ya başladık. Oraya ben başladığım zaman her firma birer konteyner mal yapıp firmaya gönderdi. Ben o zaman çıktım dedim ki ya her firma kendi şemsiyesinin altında kalmalı. Ben bir müşteri bulmuşum. Avrupa'da başka müşteri yok mu? Ve müşteriyle de ilişkilerimiz gayet iyiydi. 20 yıl kadar o ilişkiler sürdü. Ve bugün içinde biz olmazsa olmazımız ihracattır. Hükümetimiz de buna çok destek veriyor. 2017'nin sonlarında Tur Quality desteğini aldık. Aldınız evet. Bunun da katkısıyla biz Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Türkiye devletlerinde ve Çin'de efendim mağazalaşıyoruz. Türkiye'de görmüş olduğunuz mağazalarımızın konsepti neyse aynı konseptle de yurt dışında gelişme sağlıyoruz ki marka olalım. Bir 10 yıl içinde efendim mobilyadaki 10 firmadan biri dünyada olmak istiyoruz. Önce bu, hedef. Büyük hedef. Bu arada mesela Çin dediniz ya biraz önce. Evet. Yani Çin artık bir ihracatçı olmaktan çok ithalatçı da. Yani evet. Çin'e mal satmak da önem kazanmaya başladı. Ve sizin Çin hedefiniz var. Evet. Yani bizim, hem de büyük bir hedef. Çin hedefi tutar mı bu hedef? Şimdi efendim. 300 mağaza falan diyorsunuz. Biz 3 sene öncesi Çin'deki gelişmeleri fark ederek üst üste 3 sene Çin'deki fuarlara iştirak ettik. Orada bir müşteriyle tanıştık ve şu anda 5 tane mağazamız var Çin'de bizim. Şimdi Çin'de ekonomideki gelişmelere paralel olarak 300 milyonluk refah içinde yaşayan bir kütle oluştu Çin'de. Bunlar tabii refah içinde olunca ithal mala yönelen bir nüfus grubu. Kaliteli mala. Kaliteli evet. Mala. Bu bakımdan biz Çin'de büyük potansiyel görüyoruz. Ve Çin'e olan yardımlarımızı, katkılarımızı da arttıracağız. Çin 2030 itibariyle tahminler vardı. Belki de 2030'a kalmadan ekonomi büyüklüğü bakımından dünyanın bir numarası olacak. Amerika'yı da geçmiş olacak. İki ülke arasında bir rekabet var. Artı bir de bu iki ülke arasındaki çekişme Türkiye ile Çin ticaretini, Amerika ile Türkiye'nin ticaretini cazip hale getiriyor gibi. Bu düşünceyle biz 2020 yılında da
Amerikan pazarına girmeye niyetliyiz. Yani ticaret savaşları bizim önümüzü açacak bir gelişme. Neden açacak? Çünkü gümrük vergisi yok bizlere. Türkiye'ye yok. Ama bir Amerikalı Çin'e ihracat yaptığı zaman gümrük vergisi var. Bir Amerikan firması Çin'den mal alırken gümrük firması var. Öyle olunca Türkiye gibi ülkelerden mal ithal etmesi gümrüksüz olduğu için daha cazip hale geliyor. Rekabet gücünü artırmış oluyor o ürünün. Yeni atılımlar var mı? Hiç durmak yok mu? Şimdi efendim sanayicilik bisiklet üzerinde pedal çevirmeye benzer. Pedalı çevirmezseniz bisikletin üzerinde kalamazsınız. Sanayicilik de öyle yani. Devamlı rekabet içindesiniz. Yatırım yapmazsanız efendim rekabette üstünlüğünüzü kaybedersiniz. Peki de bu nasıl olacak? Bir taraftan teknolojiye yatırım yapacaksınız. Diğer taraftan da olmayan farklı ürünleri, farklı hizmetleri sektöre getirdiğiniz zaman siz marka olmuşsunuz zaten. Sizin sırtınızı kimse yere getiremez. Bu şeyden düşüncelerin paralelinde son 3 senedir biz Kayseri'deki fabrikalarımıza ve Ankara'daki modüler fabrikamıza 250 milyon civarında yatırım yaptık. Ankara'daki modüler fabrikamıza 2 tane üretim hattı aldık. Bu Endüstri 4 dediğimiz sanayi bir sistem, dijital çalışıyor. 80 metre uzunluğunda makineler birinden diğerine parçanın üzerindeki barkod okunuyor. Makine otomatik olarak ayarını yapıyor. Ondan ona muazzam bir verimlilik var. Bu şu anda sektörde bizde var. Efendim. Kayseri'deki Tsunta giriyor öbür taraftan yatak olarak çıkıyor falan gibi. Daha güzel benden daha güzel siz tarif edeceksiniz. Tsunta olarak giriyor, mamül olarak çıkıyor. Ve burada robotlar çalışıyor. Şu anda 12 robot var. Bu robotlar sendikalı değil. Efendim boykot yok. Aş istemiyor. Sadece iş istiyor. Bana iş ver, başka bir şey istemem diyor. Bir de yaptıkları işin hepsi aynı kalitede aynı oluyor. Kalite. Standart. Evet. Yani o da çok önemli. Yani yapılan işin standart olduğu. Yani sizden bir ürün aldığı zaman X ürünü farklı, Y ürünü aldım mı ben bu bir de arkasında duruyorsunuz efendim, zaten. Efendim şimdi kombine ürünler üretiyoruz. Kombine ürünlerde benzerlik olması lazım. Oturma grubu aldınız. Birindeki kumaşın renk tonuyla yandaki koltuğun renk tonunun tutması lazım. Sırtındaki kumaşla oturduğunuz yerdeki kumaşın renk tonunun tutması lazım. Ayakların rengi tutması lazım. Yani mobilya belki basit üretim gibi gözüküyor ama her üretimin bir incelik tarafı var. O bakımdan biz de arkadaşlarımızla birlikte bakın ben bu başarıları söylerken bunları arkadaşlarımızın katkısıyla biz Anadolu'da en hızlı büyüyen firma ödülünü bir sene öncesi Hüsnü Özyeğin'in elinden aldım ben. Anladın mı? O da büyük bir gruptu. Hüsnü Özyeğin çok önemli bir duayın kişidir. Duayın. Şimdi ben şeyi merak ediyorum ama. Şimdi Kayseri'de şey derler. İşte okuma yani çok ticarette başarılı olamayacakları okula gönderelim. Evet. Okusun derler. Sizde şimdi ikisi birden var. Yani hem okula gitmişsiniz hem ticarette başarılı. Bu böyle de oluyor mu ara sıra? Yani şimdi o söylem eski yıllardaydı. Kanaatimce İstanbul'a gel, İstanbul'dan mal al, Kayseri'ye getir, sat. O dönem için geçerliydi. Ama bugünkü geldiğimiz ortamda, global ekonomide, Avrupa ülkeleriyle, Afrika ile, Amerika ile rekabet edebilmenin için en az 2-3 lisan bileceksiniz. Road arkada çalışacak. Devamlı şey bu telefona asıldığınızda Fransızca, öbüründen İngilizce konuşabilmeniz lazım ki global bir firma hüviyetini kazanabilirsiniz. Bugün Türkiye gençleriyle
bu istikamette gelişme kaydediyor diye düşünüyorum. Siz şimdi ortaklarınız arasında gençler de var. Evet. Onları nasıl yönlendiriyorsunuz? Bu bir. İkincisi, bu belki de sizin şirketinizin bir başka özelliği, ilki hatta diyebiliriz. Çok önemli bir ortaklık yapısını başarıyla yürütüyor. Bunun kalıcı hale gelmesi için de adımlar atıyor musunuz? Efendim şimdi başlangıçta bunun kalıcı hale gelmesi için 96 yılında halka açılmayı teklif ettim. Ve o zamanlar genel müdürlüğe bakıyordum ben. Efendim halka açıldık. Sektörde halka açılan tek firmayız. Şimdi halka açılmak ne sağladı derseniz, bir defa kurumsal olmanın ana prensibi halka açık olmaktan. Bizim her şeyimiz şeffaf. Şeffaf. Bizde kayıt dışılık yok. Bizde çalışacak bir eleman 2 gün evvelden sigorta ettirilir tarafımızdan, öyle işe başlar. Robotlar hariç, evet, ama. Tabii. Robotlar hariç, onları yapamıyor. Robotlar hariç, evet, öyle. Şimdi kurumsal olursanız belki karınız az olur ama her şeyi kanunu yaptığınızda uzun vadeli bir firma olursunuz. Tamam mı? Ve Allah'a çok şükür 44 yıllık bir firmayız. Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalardan etkilenmedik değil, etkilenerek geldik ama ayaktayız. 44 yıllık sektörümüzde mazisi olan ilk firma biz. Bu da bizim için bir gururdur. Rusya, Türkiye açısından çok önemli. Dev gibi bir ülke, çok önemli bir pazar. Orada şirket kurdunuz. Ne hedefiniz, amacınız ne? Efendim şimdi 90'lı yıllardan itibaren Rusya'ya yakın temaslarımız vardı. 2 ay öncesi tekrar gittiğimde Moskova'nın çok değiştiğini gördüm. Bugün Moskova'daki hayat New York, Londra, Paris'teki hayattan pek de farklı değil. Bir refah var. Halk o refah içerisinde yaşamını sürdürüyor. Arkadaşlarımız ihracat bölümümüzün yaptıkları araştırmalarla Rusya pazarına girmeyi kabullendik. 2 ay öncesi gittik, kuruluşumuzu yaptık. Dün itibariyle de ihracat direktörümüz ilk tır ürünün de sevkiyatını yaptığımızı efendim söylediler. Bir mağazamız faaliyete geçiyor. Yarın bir gün satışlar başlar orada. Sünger fabrikasını kurarken işte her şeyi hazırlamışsınız. İstanbul'dan bir müdür gelecek. Son dakikada İstanbullu firmalar o müdürün gelmesini önlemiş, engellemiş ya da nasılsa. O sırada sizin arkanızda birisi durmuş. Evet. Eşiniz. Evet. Konu şöyle efendim. Evet. Şimdi biz, hatta isim de verebilirim, Cevdet Bey'di bir bey. Biz onunla anlaştık. 3 ay bizde başladı. 3 ay öncesinden çalışmaya. Fabrikada yerleşim yerleri falan. Anlaşmamız şöyleydi. Makine İngiltere'den gelip üretime başladığımızda İngilizlerden makineyi kendisi teslim alacak, üretimi başlatacak, bizden birisine üretimi yaptıracak, öğretecek. Sonra İstanbul'a dönecek. Bir problemle karşılaşırsak gelecek, maaşını alacaktı. Fakat anlaşmamız böyle olmasına rağmen üretime başlayacağımız gün bana dedi ki, Yavuz Bey ben üretime giremeyeceğim. Hayırdır Cevdet Bey, niye? Kayseri'de Erciyes Dağı var, bende kalp var, iyi gelmiyor. Ya dedim, ilkokul mezunu bilir Kayseri'de Erciyes Dağı'nın olduğunu. Sen 3 aydır da Kayseri'ye gelip gidiyorsun falan. Hani desene, İstanbul'daki firmalar seni satın aldılar. Ne dersen de çalışamayacağım dedi. O safhada tabii eşim kimyacıydı. Hemen telefon ettim, o geldi. Beraber ilk formülü yapmaya çalıştık. Ben iktisatçıyım, işletmeciyim. Kimyadan anlamam. Efendim, laboratuvarda ilk denemeyi İngiliz mühendisle başlattık. Sonra 3 ay ağzımda maskeyle üretimi ben sürdürdüm. Dünyanın dört bir tarafından sünger üretimiyle
basılmış bütün makaleleri getirttirdim falan. Kayseri deniz seviyesinden 1150 metre yüksekte. Şimdi densite, düşük densite üretmekte sorun yok. Fakat yüksek densite üretmek istersen 28-30 daha fazlası sorun oluyor. Bunlarla epey mücadele ettik. Benzer fabrikalarda bu sorunu nasıl çözmüşler falan. Burada şunu söylerim. Eşimin kimyacı olması, benim de lisan bilmem sayesinde efendim 20 yıl biz kimya mühendisi olmaksızın sünger üretimini devam ettirdik. Ama bugün geldiğimiz noktada biz 3 tane kimya mühendisi çalışıyor. En modern sünger fabrikalarından birisi. Ona da büyük yatırımlar yaptık. Durum böyle. Durum böyle. Bir de ikna kabiliyetiniz çok yüksek. Çünkü Almanya'ya gidip insanların cebinden parayı alıp dövizleri alıp markları alıp işinizi çözmüşsünüz. Şimdi ikna çok önemli. Şimdi şöyle 78 senesinde ambargo dolayısıyla döviz transferleri durmuştu. İstanbul'daki firmalardan bir tanesi, ikisi bir ham madde ithal edebiliyordu. Bir de Kayseri'de biz. Nasıl yaptık? Benim Almanya'da 3 arkadaşım vardı, çocukluk arkadaşım. Onlara dedim ki durum böyle böyle, bize döviz toplayın, mark toplayın. Mark başına 25 fenik size komisyon vereceğim. Onlar da bizi biliyorlar. Şimdi dövizi buluyorlar. Telefon geliyor. Yavuz Bey nasılsın, iyi misin falan. Hal hatırdan sonra diyor ki ya ben bir Alman ipliği buldum burada. Sizin fabrikada işinize yarar mı? Alman ipliği demek ki mark bulmuş. Ya yarar, hiç kullanmadık ama bir deneriz. Kaç tonmuş, ne kadarmış? 10 ton, 10 bin mark bulmuş. Peki fiyatı nedir? Kilosunu kaçtan veriyorlar? 6.50 farıza. Fiyatı da öğreniyoruz. Ama ilk önce bizim parayı karşı tarafa ödememiz lazım. O konuyu da şöyle hallediyorduk. Ya benim köyde ev yaptırıyordum. Eşime söylemiştim ki bu ay geleceğim diye, gelemiyorum. Eşime para lazım olmuş. Efendim şu kadar parayı eşime gönderir misin? Tabii göndeririz, sen eşin numarasını ver, hesabı ver. Böylece konuşuyoruz. Çünkü bir mark taşısan, bir dolar taşısan. Problem değil mi o dönemde? O yıllarda problemdi. Evet. 80'e kadar böyle götürdük. Yani biz sanayide belli bir aşama yaptıysak o yıllarda yaptık. O yıllarda. Sonra 80'li yıllarda Turgut Özal 80'deki bir ihtilalden sonra başbakan yardımcılığına gelince 711 sayılı bir kararname çıkarttı. Bu çift ödemeleri biliyordu. Biz hem yurt dışında ödüyorduk hem de burada. Efendim, o konularda halloldu. Yani bu becerileri yapmasanız hayat yoktu. Yok. Mecburdum. Yani Türkiye'de sanayici olmak çok zor. Hele de o sanayici olup bugünlere gelmek çok zor. Siz zorlukları aşma noktasında bir örneksiniz. İlkleri yapma noktasında bir örneksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü getirdiğiniz noktada, Türkiye'nin mobilya sektörünü getirdiğiniz noktada katkınız ve payınız için başarılar diliyoruz. Çok sağ olun efendim. Efendim doğduğumuz topraklara, feyiz aldığımız ülkemize ve devlet katkısıyla geldiğimiz bu durumlara biz de teşekkür babında bu hizmetleri yapma durumundayız. Görev anlayışımız böyle. Tanrı sağlık verdiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıklarınızın devamını diliyorum. Efendim, sanayinin çınarlarından biriyle söyleşimizi yaptık bu dönem. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.